Yani Erol abi kafası aşağıda futbol oynayan tiplerden değildi. Bir pozisyon sonra ne yapacağını hesap ederek oynayan tiplerdendi. Sahada hakikaten gideceği yeri, koşacağı yeri çok iyi biliyordu. Şimdiki 10 numara lakabı. 10 numara işte. Şimdiki 10 numara. Ben çok severdim futbolu. Ve bu Fenerbahçe çayırında başladım. Herkesin bir tarlası var. O tarlanın da takımı var. O tarla buranın gençlerini yetiştiren tarlası. Yani futbola orada başladı herkes. Bu Fener yolu çok iyi futbolcular yetiştirmiştir. Her zaman Fenerbahçe kulübüne. Her zaman. Baban 1927 yılında İstanbul'da Fener yolunda doğmuş. Babası onun Feyzi Bey'di. Feyzi Bey entelektüel bir insandı. Asalet grubundan ön planda insanlardı. Bana annem çok düşkündü. Hiç bırakmazdı. Beni kapıdan bile çıkartmazdı. Tarlada top oynanıyor. Bir gün bana bu çok mühim bir hatıradır benim için. Evden biri bir kahvaltı, akşamüstü kahvaltısını getirdi. Süt, müt işte bir şeyler. Ama orada, o ortamda o pek doğru bir şey değil. Dedim çabuk götür bunu, bir daha da sakın ne kahvaltı getir ne bir şey. Anneme de söyle bu söylediklerimi, ben de söyleyeceğim dedim. Ondan sonra bir daha da göndermediler zaten. Genç takımdan, oradan doğruya takıma geçtim. Erol abim o devrin en iyi sağ içiydi. Sağ açıklıydı, sağ içe geçtiği zaman hem genç olarak koşan, mücadele eden, top tekniği yüksek, ara pasları olan. Ben Erol abimin futbol oynadığı devirde o mevkideki en iyi oyuncu olduğunu biliyorum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. O günkü imkanımız içindeki futbolumuz arasında büyük bir fark var. Toplar felaket. Topun bağlandığı ağzı denen yer. Eğer kötü bir havada oynuyorsanız, ıslak bir havada falan, eğer kafada vurmuşsanız bir hafta geçmezdi. Böyle yeri kalırdı onun, anlayın. Topa da ben kafa vurmamaya gayret ederdim, o da ayrı. Çünkü bilmiyorsunuz, neresi gelecek belli değil yani. Bu çok güzel, bu harika. Bize hangi antrenör hatırlamıyorum geldi. Herkes soyunsun dedi, ayakkabılar, çoraplar hepsi çıksın dedi. Tabii herkesin ayakları perişan, tırnaklar, mırnaklar falan. Bana geldi, siz dedi çocuğum bu kadar az konuşuyor adam zaten. Nasıl ayaklar böyle sizin? Sör derdim ben yarım numarayla bir numaraya yakın büyük yaptırıyorum. Kalın çorap giyiyorum içine ve de çok dikkat ediyorum derdim. O zaman ayakkabıların üstleri falan çok kalın. Ben kalın istemezdim, yumuşak isterdim hep. Dünyakos daha iyi yapsın diye ayakkabıları, Dünyakos rakıcı. Bir şişede rakı alırdı onu derken, ustam bu senin ama benim lütfen istediklerimi yap derdim. Ve Erol abinin de benim hatırladığım kadar lakabı Ayva Erol'du. Ayva. Mevsim başı hazırlık maçı oynuyoruz. İşte oynadık, manyadık filan haftayım da her taraftan ayva geliyor. ne oluyor dedik. Ayva dediler, sen söylüyorsun, sana atıyorlar zaten bunu daha çok dediler. Neden söylemişler onu da bilmiyorum, inanın. Ayvayı severim tabii, çok da var buralarda. Yani belki bıyıklarım falan çok daha inceydi o zaman, çok gençtim. Belki ondan ayva demişlerdir. Futbol hayatı hiçbir zaman ailesini olumsuz şekilde etkilemedi. Erol Gülçin'le evliydi. İki apartman yukarıda oturuyorlardı. O zaman bir cipimiz vardı, ona doluşuyorduk sepet gibi böyle açık üstü. Telefondan konuşuyorduk, geliyoruz sen pencereye çık. Babam annemi çok sevmiş. Babamın anneme olan aşkı çok büyük bir aşktı. Babam hiçbir zaman yöneticilik ve spor adamı olmak istemedi futbolu bıraktıktan sonra. Kendi iş hayatı başlamış. Ben tabii o halini hatırlıyorum babamın. İyi ki diyorum Allah bana bu imkanı, bu kabiliyeti vermiş, oynamışım. Çünkü çok keyifli bir şey. Bir kere herkes sizi tanıyor, herkes seviyor. Alaka görüyorsunuz, bu bir genç adam için çok önemli bir şeydir. Onun için futbol keyifli bir şeydir ama değerli toplu adam olmak lazım. İstiklal Caddesi'nde babamla yürüyüşe çıkardık. Galatasaraylılar'da çok olurdu mektepten dolayı. Babama gösterilen sevgi ve saygı beni her zaman çok mutlu etmişti. Şimdi merak ediyorum Erol, seni bugün Fenerbahçe takımında oynasan, Fenerbahçe sana kaçmadan tayin eder, onu o rakam bulamıyor. İnanın.